Evet kıymetli izleyicilerimiz, yine bir pazar sabahında, bilinçli bir toplum programında yine huzurlarınızdayız. Bugün insanı konuşacağız. Her şeyin onda kilitlenip onda çözüm bulduğu insanı. Bir toplumun özü olan barış ve kardeşliğin temel dinamiğini oluşturan insanı konuşacağız. Toplumsal barışın fert, aile, toplum ve özellikle de değer sistemleri üzerinde insan ve insanla birlikte ilk başta aile ve çocuk üzerindeki barışın simgesi olan insanı konuşacağız. Yine böyle bir pazar sabahıdır sevgili izleyicilerimiz. Adam yorgundur, bir haftanın yorgunluğunu üzerinden atmak için o pazar sabahı kahvaltısını yapmıştır ve eline gazetesini almış. Bütün gün bir miskinlik yapacağını hayal ederek gazetesinin sayfalarını çevirmeye başlamıştır. O an oğlu gelir. Babacığım der, hani bugün parka gidecektik? Unutmuştur baba, oğluna söz vermiştir daha öncesinden. O pazar sabahı onu parka götüreceğine. Eyvah der, gitmek de istemiyor bir taraftan. Söz vermiştir ama o gün miskinlik yapmak istiyor o pazar günü. O an eline gazetelerin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişir. Dünya haritasını alır, parçalara ayırır ve der ki oğlum, bu dünya haritasını düzelttiğin anda seninle parka gidebiliriz. Öyle ya, temel niyet gitmemek ya, dünya haritasını çocuk nasıl düzeltecek bir anda ya da o an, o gün. Ve içinden şöyle tebessüm eder, der ki akşama kadar en iyi coğrafya profesörünü dahi getirse bu dünya haritasını birleştiremez. Çok geçmez, aradan 10 dakika geçmeden çocuk babacığım der, gidebiliriz artık, haritayı düzelttim. Nasıl olur der çocuk, nasıl olur, mümkün değil, inanmak istemez, inanamaz. Görmek istiyorum der, çocuk alır getirir, hakikaten dünya haritası mükemmel bir şekilde düzeltilmiştir. Oğulcum sen bunu nasıl yaptın? Der ki, babacığım der, haritanın arkasında insan vardı. İnsanı düzelttiğimde dünya kendiliğinden düzelmişti. Evet, stüdyomda iki değerli konuğum var. Bugün insanı konuşacağız. İnsanı düzelttiğimizde dünyanın kendiliğinden düzeldiğini göreceğiz. Sayın Abdullah Büyük Hocamız Konya'dan şu an Malatya'ya teşrif ettiler. Var olsunlar, sağ olsunlar. Stüdyomuzdalar ve toplumsal barışın fert, aile ve toplum üzerindeki değerlerini konuşmak üzere bugün konuğumuz oldular. Toplum ve insanı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Kısaca bir kendinizden bahsedip konumuza geçeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ben işte Abdullah Bilgisim'i söylemiş olduğunu tabii Konya'da kalıyorum. Evet. Ağırlıklı eğitim hizmetlerimiz söz konusu, okullarımız vesaire. Her sene Malatya'ya gelirim. Gelmemde de Musa TV'ye misafir yaptığını teşekkür ediyorum. İnşallah bizi izleyen ve dinleyen kardeşimle fayda olursak ne mutlu. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Ben ilk başta şunu konuşmak isterim. Derim ki hocam, barışın İslam dinindeki karşılığı, İslam'ın temel adı da barıştır. İslam'ın kök anlamı, kelime anlamı barıştır. Doğru mu hocam? Tabii. Buradan yola çıksak. Sonra Peygamber Efendimiz'den böyle biraz devam etsek. Kardeşliği ve barışı öven o sünnetteki yerini konuşsak. Sonra da ailedeki yerini, toplumsal dinamiğin özellikle çocuklar ve aile üzerindeki etkisini konuşsak. Sonra da değerlere falan böyle devam edip, uygun mudur hocam? Tabii hiç olmaz. İlk başta İslam'dan girsek, İslam'ın tabii kelime anlamı barış ve 280'in üzerinde yerde Sultan Barış'tan bahsediyor İslam dini, Kur'an-ı Kerim'de. Bu kadar önem veriyor. Demek ki savaş olmadan barıştan bahsediyor. Daha çok barışı öne tutuyor ve bozguncuları lanetliyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Buyurun hocam. Şimdi mevzular kavramlarla, ıstılahlarla anlaşılabilir. Bir konuyu en iyi anlamak için o konunun önsüzü durumunda olan bir kavram gerekir. Bizim konumuz da toplumsal barış olduğu için toplumsal barış konumuzun anahtarı biraz evvel ifade etmiş olduğunuz gibi sulh kelimesi, müsamaha kelimesidir.
Bizim dinimiz Eddin-i Sumha'dır. Sumha, müsamaha demek. Tolerans demek. Hoşgörü demek. Evet. Bizim dinimizin önce mayasında, özünde bulunan temel etken nedir? Hoşgörü, müsamaha. Öyleyse bu dine kim inanıyorsa o otomatikman müsamaha, tolerans ve hoşgörü ahlakıyla barışıyor ve tanışıyor demektir. Yani zorlamayla. Hatta bunun eğitimi de olmalı demişler. Çünkü insanın tabında, fıtratında olan bir duygu sadece deşifre yapılıyor. Neyle? Dinle. Açığa çıkarılıyor öyle mi? Tabii açığa çıkarılıyor. Fıtratımızda bu var zaten. Tabii hem fıtratımızda var hem de aynı zamanda çünkü insan nes iki kavramdan oluşuyor. Bir, üns kelimesi de nes kelimesi. Nesi. Üns demek iletişim kurmaya müsait. Yani dostluk yapmaya müsait. Merak duymuş olduğu her şeyle irtibat kurmaya müsait olan bir varlığa verilen bir ilk kavramdır. Zıttı da nesidir. O da unutan, hata yapan, yanlış duyan. Ve önce bizim ismimiz dahi ünsiyete, irtibata, diyaloğa, iletişime, musamaya, kardeşliğe, barışa kodlanmış olan bir yapıya sahip ki daha vücudumuza, gönlümüze, iç dünyamıza inmeden yani insan kelimesi başlı başına konumuzun anahtar oluyor daha doğrusu. Evet. Böyle bir din ve bu dine inanmış olan insanların kendi kendisine küstü durması zaten mümkün değil. Öyle. Ya topluma açılmasına hiçbir sıkıntısı olmaz. Doğaldır, natüreldir daha doğrusu. Yani bir refleks diyebiliriz. Nasıl şu andaki göz kapaklarımızı haberimiz olmadan açıp kapattığımız gibi, kalbimizden tık tık atan seslerini durduramadığımız gibi, bir insan insansa, eğer Kur'an ifadesi onlar hayvandan beterdi diyor ya bazen de, evet. Yani görevini, ödevini, kulluğunu yapmayan kimseleri Cenab-ı Allah başka kategoride değerlendirir. Ama insan ama insanlığını unutmuş. İnsan olma özelliğini yitirmiş, kaybetmiş. Ama bir insansa bu insan ve tarafsız olan bu insan adil de olabilir. Ve tarihimizde nice yani İslam dinine girmedikleri halde İslam'a karşı müsamahakar davranan kimler vardı ki? Habeşistan Kralı Necaşi'nin Hristiyan olmasına rağmen Mekke'den giden muhacirlere bağrını ve ülkesini açmasının altında neyi görebilirsiniz ki? İşte bu insan olma özelliğidir. Onun için Peygamberimiz önce karşıdaki varlığa insan olarak bakmıştır. Biz önce kim olursa olsun karşımızdaki varlık insandır. Cenab-ı Allah önce insanı yaratmış, sonra İslam'ını göndermiştir. Önce insan, sonra din devreye giriyor bu şekilde. Müthiş bir dengedir bunlar. Yani dizayn yapılmış, tertibi yapan güç Allah'tır. Kendi kuvvet ve kudret ile yaratan Yüce Allah insanı yaratıyor, sonra vahiy gönderiyor. Hayat tarzın bu olsun diyerek. Yani insanın bu özelliğini, bu güzelliğini, bu böyle ilgi çekici, mıknatıs olma özelliğini örtbas yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Babanın da hakkı yoktur. Mesela şu biraz evvel sizin çocuğunuzla olan şu diyaloğunuz, irtibatınız artık bir objektifliğin, bir sevginin, bir müsamahanın bir göstergesi. Babalar çocuklarına bu şekilde müsamahasını, ilgisini, değer vermesini, önem vermesini tattırıyor. Bir nevi vitamin gibi, kalori gibi ona takdim ediyor. Bu çocuk otomatikmen herkesi seven, herkesi sayan, herkesle iletişimi kurmak isteyen bir ahlakı yapısıyla büyüyor. Evet. Böyle değil de siz buyurgan bir baba, talimat veren bir baba, emirlerle, nehirlerle idare etmek isteyen bir baba olsanız kalk, otur, gitme bir tane, görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Bunun zaten bu kendisine en önemli konulardan bir tanesi olan barış, sulh, dinimizin mayasında olan bir konu daha doğrusu. Dışarıdan almadık biz bunu. Yani biz toleransımızı, efendim hoşgörümüzü yani batı ülkelerine almadık. Bizim inancımızda zaten doğal olarak vardır. Bu inanca talip olan, sahip olan insan otomatikman zaten müsamahayı, barışı üstlenmiş demektir. Hocam şunu görüyoruz. Biz özümüzde olanları kaybettiğimizden dolayı tabii. Sanki batıda veya dışarıda olanlar onlardaki çok güzelmiş gibi. Onlar demokrasi adı altında. Demokrat. Bakın bizim İslam kültüründe, inancımızda, duamızda ve dediğiniz gibi fıtratımızda. Tabii. Bu varken kaybettiğimizden dolayı ama özümüzden, uzaklaştığımızdan dolayı dışarıdakiler de demokrasi adı altında insana saygıyı şu an toplum olarak
Öne çıkardıklarından dolayı. Ki nasıl öne çıkarıyorlar? Bir taraftan da bakıyoruz başka ülkelere de çıkarları adına savaş da yapıyorlar. Maalesef. O da ayrı bir paragraf. Tabii. Ama çok oralara yine girmeden kendi özümüzde kaybettiklerine bakıyoruz. Ondan dolayı da dışarıdaki cazip geliyor. Ve şunu ben programlarımda hep önemsiyorum hocam. Önce kendimizdekileri değiştirmemiz gerekiyor. Biz hiç kimseyle uğraşmıyoruz. Evet. Önce insan. Bugün konumuz önce insan. Tabii. Kendimizden başlayacağız. Aklıma ne geliyor biliyor musunuz? İlk kavganın çıkış noktasına bakıyorum. Düşündüm bu arada. İlk insan Hazreti Adem. Ve iki oğulcu Habil ve Kabil. Aralarındaki kavgayı ve ölümle sonuçlanan, katille sonuçlanan vakayı hatırlıyorum. Enteresandır. İlk anlaşmazlık, ilk insanın ilk çocukları arasında başlıyor. Demek ki burada da aslında Allah-u Teala'nın insanın imtihana gönderilmesinin de bir gereği olarak içindeki duygularda böyle bir yön de var. Barışın bozucu tarafı da var. Olması da gerekiyor belki. Çünkü niye? O zaman hani yaratılışımızın da sanki bir anlamı olmazdı gibi geliyor tabii, bana. Doğru mudur hocam? Tabii insan önce bilelim ki melek değildir. İnsan imtihan edilmek için yaratılan bir varlıktır. İnsanın iç dünyasını Yüce Allah'ın iki zıt kutbu koyduğunu görüyoruz. Birine Kur'an-ı Kerim fucur diyor, diğerine takva diyor. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Biri artı biri eksi, biri pozitif biri negatif. Hazreti Mevlana bunu da güzelce somutlaştırmış. Birinin adına Musa diyor, diğerinin eline Firavun diyor. Ey insan, sen Musa'yı ve Firavun'u dış dünyada arama. O senin içindedir diyor. Musa ile Firavun'u mücadeleye soktuğun zaman sen Musa'lık gönlünü kuvvetlendirmeye çalış. Firavun'luk gönlünü nötr duruma sok. Tesis hale getir diyor. Bu mücadele oradan başlatılmış zaten. Yani takva ve fucur demiş olduğumuz, o takvayı güzelliklerle, iyiliklerle anladığımız gibi fucuru da kötülüklerle anlamış oluyor. Öyle insan kendi iç dünyasında bir kavga halinde sürekli ama. Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı'ndan dönerken biz küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz deyince sahabe taaccüp etmiştir. Nasıl olabilir bu kadar dev dev savaşlara girdik çıktık girdik çıktık. Bu hangi büyük savaş ey Allah'ın Resulü? Nefis de diyor savaş. İş dünyadaki olan dünyayla savaşmak. Bu savaşta da bilgi istiyor. İnanç istiyor. Kültür istiyor. Seviye istiyor. Medeniyet istiyor. Barış istiyor. Kaynaşmak istiyor. Toplumun tüm yönlerini saygıyla, hürmetle değerlendirmek istiyor. Bu dış dünya gibi gözükmüş olan ana ögeleri biz iç dünyamız aldığımız zaman Musa'lık yönümüz, artı yönümüz. İslam dininde böyle bir savaş diğer yönümüz yok. Zayıflıyor. Barıştan yana bir dinimiz var, inancımız var, bir kültürümüz var, bir yaklaşım tarzımız var. Bugün toplumumuzdaki işte bu barışçıl ortamın oluşmasında da bu var. Bir insan hakikaten İslam'ı gerçekten yaşasa, diğer taraftan da iyi bir eğitim alsa, ikisi çok mükemmel bir şekilde. Onun için bu toplumda eğitmenler ve din görevlileri işini gerçekten hakkıyla yerine getirse, biz İslam dini olarak hep barıştan yanayız. İlk başta barış. Hep öne çıkarılan mevzu sulhtur, kardeşliktir, sevgidir, hoşgörüdür. Bir çocuk bilinçaltında kelimelere, resimlere ne döküyorsa, o çocuğun bilinçaltında var olanlar resme dönüşüyor çünkü. Ama bugün siz de farkındasınızdır. Barışla ilgili bakın. Çizgi film kanallarının tamamı şiddete dönük hocam. Bu çocuklar savaşa dönük. İnternette oynadıkları oyunlar savaş oyunları. Strateji diyorlar onun adına. Çocuklarımız bunlarla büyüyor. Bir nesil sonrasını ben hayal edemiyorum. Bilinçaltlarına bunlar yerleştirilirse, çocuklarımızın zihinleri bunlarla tahrip edilirse ne olacak? Bu çocuklara nasıl biz barışı sağlatacağız? Biz çok şükür belki aldık gidiyoruz. Siz bizden daha şanslısınız. Allah'a çok şükür. Hani baktığımız zaman bu kadar etkiye maruz kalmadık. Ama çocuklarımız beni ürkütüyor, beni korkutuyor ve beni tedirgin ediyor. Neden dolayı? Çünkü şu an televizyon, medya, internet ve bilgisayar sektörü çocukların üzerine gidiyor sürekli. Onun için Hazreti Ebubekir'in sözünü önemsiyorum. Küfrün duvarı kendi taşıyla yıkılır diyor. Onlar bu cepheden çocuklara yaklaşıyorsa biz de uyanık olalım ya.
Biz de bilinçli Müslümanlar olalım, bilinçli insanlar olalım, bilinçli bir toplum olalım, çocuklardan başlayalım. Elimizde imkan yok. Yani bir insanı siz isterseniz bu ülkeyi mahvetmek için eline bomba verirsiniz, isterseniz kalem verirsiniz. Yani o insanın eline bomba veren Allah değil. Bu insan eline kalem veren Allah değil. Ama Cenab-ı Allah teşvik etmiş, söylemiş, bunu yapmayın, bunu yapın diyor. Sen de bunu yapıyorsunuz. Bakınlar, karı koca hayatında ailenin toplumsal barışı sağlamasının iki özelliği vardır. Danışma ve dayanışma. Bir aile ortamında danışma ve dayanışma olmadığı müddetçe orada barış olmaz. Ne demek dayanışma? Yardımlaşacaklar. Bu çocuklarımız, şiir okuyan yavrumuz peygamber döneminde efendim onlara küçük küçük görev veriyordu. Hizmet şunlaştırmak. Sen ayakkabılar çevir. Sen abdest suyunu dök. O dönemin şartlarına göre çocukların görevleri vardı. Nedir bu? Dayanışmadır, yardımlaşmaktır. Bu evde lise sonunda okuyan bir öğrencimizdir. Bu evdeki sorumluluğu nedir? Kız olan yavrumuzun bu evdeki sorumluluğu nedir? Anne neyi yapacak? Baba ne yapacak? Ortak güç nedir? Bu sağlanacak ki dayanışma olsun. Bir de danışma. Bak danışma ne diyor Hazreti Efendimiz? 15 yaşından sonra çocuklarına danışın. İstişare yapın. Niye? O kaliteleşsin. Yani kafa büyüsün. Ufku genişlemiş olsun. Bir toplumun hangi seviyede olduğunu, gelişmiş ya da geri kalmışlığını, her türlü maddi ve manevi seyrini ben o toplumun çocuklarında görüyorum. Çocuklar neyle meşgul oluyor, neye ilgi duyuyorsa, neyi benimseyip neyi yadırgıyorlarsa ve konuşma dillerindeki kelimeler, dinledikleri müzikler, izledikleri neyi simgeliyorlarsa bilirim ki o toplumun yapısı da öyledir. Çocuklar neyle meşgul oluyorsa o toplumun özü odur ve o toplum artık odur. Çocukları onun için çok önemsiyorum. Çünkü çocuklar aileden aldıklarını yansıtıyorlar. Topluma yansıtıyorlar. Kendilerini geleceğe taşıyorlar. Dedim ya Sayın Hocam, bu toplumun çocukları yarının büyükleri olacak. Ama ısrarla bu çocukların zihnine, bilinçaltlarına başka şeyler yerleştiriliyor. Düşünebiliyor musunuz? Çocuklar için hazırlanan çizgi film kanalları çocuklar değil mi? Masum çocuklar, masum yavrularımız. Çizgi filmlerde masum olması gerekir değil mi hocam? Tabii. Hangisi masum hocam? Değil. Bakıyoruz bugün çizgi film kanalları ısrarla şiddeti, savaşı ve internetteki strateji oyunları hep savaştan yana. Hiçbiri barıştan yana değil. Hiçbiri belki tırnak içerisinde bazı kanalların çizgi filmlerinde bazı çizgi filmler. 3-5 geçmiyor, 3'ü 5'i geçmiyor. Bunları ben önceki programlarımda çok örneklerini verdim. Bundan sonraki programlarımda bu konuyu derinlemesine de işleyeceğiz. Belki maddi durumumuz imkan verse bunun bir de belgeselini hazırlayacağız. Subliminal mesajlar diyeceğiz. Bilinçaltı mesajlarla. Çocukların zihnine neler yerleştiriliyor. Şu an kitap çalışmam hocam bununla ilgili bitmek üzere. Çünkü önemsiyorum. Çocukların zihnine, bakın bugün toplum ve insanı konuşuyoruz ve barışı konuşuyoruz. Barış verilmiyor çocukların zihnine, bilinçaltına. O zaman biz dedik, Hazreti Ebubekir misali, küfrün duvarı kendi taşıyla yıkılıyor ya. O zaman biz vereceğiz. İşte medya, bakın Vuslat TV ne kadar güzel. Bu konuda bu konuları işlememiz için bize fırsat, zaman tanıyor. Ne kadar güzel. Önemsiyoruz onun için. Hocam bu bölümde aile içi iletişime, ailelerin etkisine, çocukların yetiştirme tarzına, rol model olaylarına böyle biraz farklı bir giriş yapıp barışın ailede başladığına, insanda başladığına, ilk başta insanın kendi içerisinde barışık olması gerektiğine girsek. Hep kendimizden yola çıksak. Ben bunu çok özet olarak söyleyeyim. Bunun okulunu kurduk Türkiye'de. Şu an 33 vilayette uygulanıyor. Aileden sonra Devlet Bakanlığı koordinesiyle yapıyor biz bunu. 33 vilayete ulaştık. Adı Aile Mektebi. Aile Mektebi. Aile Mektebi'nin temel taşlarından bir tanesi aile içinde danışma ve dayanışmayı ders olarak veriyoruz. Ve uyguluyoruz biz bunu. Uygulattırıyoruz. Bir hanımefendiyle, beynin, bir annenin babanın o çocuklarına sunacağı bir, öyle bir hayat ki bu yavrumuz 0 yaşından 5, 6, 7 yaşına kadar hem gördüklerle, dinlediklerle büyür. Evet. Onun çünkü yorum gücü yoktur. Bilmez. Yani babasının haksız bağırışlarını, annesinin olumsuz davranışlarını 7 yaşından sonra çözmeye başlar çocuk. Bana haksızlık yapmış, bana yalan konuşmuş, benim alay etmiş, beni dışlamış. Ve onun altyapısına ne verirseniz zamanla ne yapıyoruz? Bir şu kadarcık bir çekirdek
Toprak altına atıyorsun, gün geliyor, koskoca bir elma ağacı oluyor. Bu yavrularımızın, çocuklarımızın o minnacık kalplerine, gönüllerine, anneler babalar küçük küçük böyle fidan gibi şeyler ektiği zaman, bir de bakıyorum büyüdüğü zaman herkes ülkesiyle, milletiyle, her şeyle faydalı, yararlı bir insan hale gelmiş. Yani bizim kurtuluş toplumsal barışın aslında can damarını fertten başlatıyoruz ama kurumsal böyle aileden başlar. Kurumsal olarak aile, tabii, özle, kurumsal, çocuğu... öz olarak çocuğumuz ama kurumsal olarak ailedir. Evet, bu usta başka bir örnek daha vermek istiyorum ama konumuz çok geniş bir yapıya sahip. Benim aklıma bir örnek geldi hocam. Hani bir filozof diyor ya, çocuklarınızı diyor, bana diyor iki çocuk verin diyor. Hı-hı. Hem de aralarında tabii kan bağı olan ikiz bir çocuk. Birini dünyanın en ahlaklı insanı, hı-hı, en terbiyeli, hı-hı, insanı yaparım. Diğerini de tabii dünyanın bir numaralı hırsızı tabii yaparım diyor. Tabii. İşte dediniz ya, bir eline bomba da verebiliriz. Ya da kalem. Tabii, tabii, tabii. Verdiğimiz şeye bağlı. Hakikaten çocuklarımız, hı-hı, ama işte biz toplum olarak maalesef hocam bir dönem çocuklarımızla oynamaya korktuk. Hı-hı. Babalarımız, evet, dedelerimiz. Bizden önceki nesil biraz daha katıydı bu konuda. Şimdi de arkadaş olmaya korkanlar var, hı-hı, ya da bunu aşırı, hı-hı, şekilde çocuklarıyla arkadaş olup ciddi, hı-hı, anlamda yeri gelince çocuk anne babadan çekineceği yerlerde olmalı. Elbette yani baktığımız zaman o denge şeyini de ayarlayamıyoruz. Şu dönemde bir bocalama da var. Çocuklarıyla arkadaş olması gerekirken yeri gelince babalık ve annelik rolünü de unutmadan, model olduğunu da unutmadan yapmalı bunu. O dengeyi kaybederek sadece arkadaş olan anne babalar da var. Diğer taraftan istişare boyutunu tamamen yanlış uyguluyoruz. 15 yaşından sonra çocuklarımızla istişare etmiyoruz. Edemiyoruz. Niye? Çünkü çocuğuyla oynamayan, çocuğuyla arkadaş olmayan bir anne baba 15 yaşından sonra çocuğuyla istişare zaten edemiyor. Çünkü çocuk kapıları kapatmış. Yeri ve zamanı geldiğinde çocuğa o değerli olma duygusunu tattıramamış ki anne baba. Ondan sonra istişare etsin. Altyapısı yok çünkü. Evet. Geri dönüştü. Altyapısı yok çünkü. Yok. Aynen. Tabii, tabii. Onun için önemli. Şu an dediğimiz gibi bizim temel prensibimiz, hedefimiz bunları sağlamak. Böyle bir bilinç geliştirmek. Şu an bizi izleyen tüm izleyicilerimiz bu bilinçli toplum anlayışımızla yetişsin istiyoruz. Önemsiyoruz. Tabii. Hazreti Ali'nin yine güzel bir sözü var hocam. Duymuşsunuzdur. Çocuklarınızı diyor içinde bulundukları çağa göre yetiştirmezseniz dünyadaki işiniz bitmiş demektir. Hani yaklaşım çok hoş. Demiyor ki bizim dönemimizde böyleydi diye başlıyoruz ya. Hazreti Ali öyle demiyor. Bizim dönemimizde böyleydi diye başlamayın diyor. Çocukların dönemi bir sonraki dönemdir. İçinde bulundukları çağ neyi gerektiriyorsa. Sen kendi dönemine bakarsan, senin kendi döneminde zaten elbette ki sıkıntı vardı, belki yokluk vardı. Belki sen de yeteri kadar anne babandan o eğitimi alamadın. Ama Hazreti Ali bunun önünü açıyor. İçinde bulundukları çağa göre yetiştirin diyor. Çünkü hakikaten aile önemli. Bu konunun temel dinamiği ailede başlıyor ve çocukta başlıyor. Mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanı okudum, senin destanı yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan çal kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gözlerde bana da yer ver. Sabah olmasın, güneş doğmasın, ne çıkar. Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerden çan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, söyle.
Şöyle bir not almışım. Günümüzde yüksek binalar yapılıyor. Geniş otoyollara sahibiz. Fakat daha az karaktere ve daha az dar bakış açısına sahibiz. Bir şeyler genişliyor. Daha çok harcıyor ama daha az zevk alıyoruz. Daha büyük evlere sahibiz ama daha küçük ailelere. Evler büyüyor, aileler küçülüyor. Daha çok yapacak işlerimiz var ama zamanımız yetmiyor. Daha çok bilgiye sahibiz ama daha az kararlar veriyoruz. Daha çok ilacımız var. İlaç sayılarımız arttıkça sağlık oranımız azalıyor. Sağlığımız azalıyor. Servetlerimizi katlayarak çoğaltıyoruz fakat değerlerimiz azalıyor. Ay'a gidip geliyoruz, aya uzaklara, uzaya gidip geliyoruz ama karşı komşumuza gitmeye çekiniyoruz, korkuyoruz. Komşumuza gidemiyoruz. Dışımızdaki olanları fethettik, dışarıyı, dünyayı fethettik ama kendi içimize, kendi özümüze, kendimizi fethedemedik. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Daha çok gelirimiz var fakat daha az moralimiz var. Daha özgürce harcadığımız zamanlarımız var fakat daha da az zevk alıyoruz. Daha çok yiyeceğe sahibiz fakat daha az besleniyoruz. Her eve iki maaşın girdiği fakat boşanmanın arttığı dönemdeyiz. Daha iyi evlerin fakat daha çok yıkılmış yuvaların olduğu zamanlardayız. Bu nedenle şunları öneriyorum ben. Hiçbir şeyimizi özel bir an için saklamayalım değerli dostlar. Çünkü yaşadığımız her an özeldir. Araştıralım, okuyalım ama etrafımıza bugün daha farklı bir gözle bakalım. Hiçbir şeyi kurgulamadan yaşayalım. Olduğu gibi. Ailemizle, arkadaşlarımızla, sevdiklerimize, onlara daha çok vakit ayıralım. Unutmayalım, bu dünya sadece şu an yaşanılan andan ibaret değil. Diğer alemi de. İçinde yaşadığımız dünyanın bir sonu olup buradan sonra da bir yerlerde Allah-u Teala'nın bizleri bu dünyayla sonuçlandırmadığını, bitirmeyeceğini, hayatımızın nihayetinde bir sonuç, son olduğunu. Ama bu sonun güzel bir son ile bitmesi için dünya hayatında da güzel yaşamamızı önemseyelim. Bu duygu ve düşüncelerle bu pazar sabahında yine başta söylediğim gibi insanı düzelttiğimizde dünyanın kendiliğinden düzeleceği gibi düşünelim. Önce kendimizi düzeltelim. Önce kendimizden başlayalım. Herkes kendine şöyle bir baksın, kendinde olanları fethetsin ve dünya hayatına, yaşadığı hayata bu pencereden baksın diyorum. Hepinize, konuğuma, kızıma, aileme ve tüm dostlarıma, şu an bizi izleyen herkese bu duygularla programımızda bilinçli toplum olarak bir sonraki hafta yine güzel konu ve konuklarımızla biz burada olacağız. Sakın kaçırmayın diyorum.